İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah örgütü arasındaki gerilimin bir savaşa dönüşme riski Amerika dahil birçok ülke için endişe konusu. Gerilimin odağındaki Lübnan'a, başkent Beyrut'a gidelim şimdi. VOA Türkçe muhabiri Hediye Levent karşımızda. Hediye, sen bölgeyi en iyi bilen gazetecilerden birisin. Uzun süre orada vakit geçirdin, birçok gelişmeye tanıklık ettin. Son gelişmelere baktığımızda Lübnan neden hep gerilimin odağında? Nedir bölgede son durum? Evet, açıkçası Lübnan Orta Doğu'daki, yani Suriye başta olmak üzere, Lübnan'a komşu ülkeler başta olmak üzere bölgedeki bütün gelişmelerde, bütün krizlerden doğrudan etkilenen bir ülke. Özellikle de dış müdahaleye açık bir ülke olduğunu da biliyoruz. Bunun temelinde Lübnan'da neredeyse Osmanlı idaresi dönemine kadar uzanan bir mezhep esaslı sistem geliyor aslında, ama 1975 ile 1990 yılları arasında devam eden iç savaşın ardından Lübnan'daki bütün etnik ve dini grupların, mezhebi grupların devlette temsilinin hedeflendiği bir mezhepçi anayasa yürürlüğe girdi Lübnan'da. Hatta bu anayasaya göre mesela Cumhurbaşkanı'nın Hristiyan Maruni olması gerekiyor, Başbakan'ın Sünni Müslüman olması gerekiyor ve hükümet sözcüsünün de Müslüman Şii olması lazım. Elbette ki bu mezhepçi yapı, yani mezhep esaslı anayasayla başlayan bu mezhepçi yapı, Lübnan'da bütün etnik ve siyasi grupların, mezhebi grupların kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmelerine yol açtı. Ve bu çerçevede de bütün etnik ve mezhebi gruplar kendilerine yakın çeşitli ülkelerle birlikte, yani çeşitli ülkeleri arkalarına alarak Lübnan içinde varlık göstermeye başladılar. Böyle olunca haliyle Lübnan İran'la İsrail arasındaki çekişmeden de doğrudan etkilenir hale geldi. Ondan sonra Amerika ile İran arasındaki çekişmeden de etkilenir hale geldi. Suriye'nin müdahalelerine açık hale geldi. Ve Lübnan hali hazırda şu anda yaklaşık 9-10 tane ülkenin nüfuz savaşı, nüfuz mücadelesi yürüttüğü ülkelerden biri. Ve elbette ki bu yapının Lübnan'da sadece devlet kurumlarıyla sınırlı kalmadığını, hatta özel sektörde bile o mezhebi ve dini kotalara göre hareket edildiğini söyleyebiliriz. Elbette ki böylesi karmaşık bir yapıda da hükümetin derli toplu hareket etmesi, bir araya gelip bir yol haritası oluşturması vesaire, bütün bunlar mümkün olmuyor elbette. Sonuçta Lübnan dış etkilere ve bölgedeki gelişmelere açık bir ülke haline geliyor. Günümüzde zaten örnek olarak da yine İran'la İsrail arasındaki mücadelenin Lübnan'a yansımasını Hizbullah'la İsrail arasında devam eden çatışmalar üzerinden de görebiliyoruz.